Normal gündemimize biraz ara verelim. Her hafta olduğu gibi, her cumartesi, cumartesi olduğu gibi biraz sağlığımızla, göz sağlığımızla ilgili konuşacağız. Konuğumuz var. İzmir'den buralara kadar geldi. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Operatör doktor Sayın Nurcan Gürkaynak. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün sizinle daha çok böyle göz kapağı sorunları ile ilgili konuşacağız. Benim de şahsen ilgilendiğim bir konudur. Evet. Çünkü ailemizde de vardır, <laughs> bende de vardır. Göz kapağı gittikçe aşağıya doğru yine. Evet. Şimdi bu... E, ...yani sizin bir terim olarak söyleyeceğim doğru okursam... ...oculoplastik dediğimiz şey göz kapağı sorunu mu ifade ediyor? E, şimdi okuloplasti Okulo, diyoruz biz pardon. ona yazılışı evet oculoplastik olarak yazılıyor. E, aslında gözün içinde bulunduğu çukur bölgede bulunan bütün dokuların... E, ...göz etrafının hastalıkları ve bunların düzeltilmesi cerrahileri... Ve ayrıca bu bölgede yapılacak bütün estetik işlemler okuloplasti olarak adlandırılıyor. Hı. Yani sadece kapak değil aslında okuloplasti. Genel anlamda. Genel anlamda böyle. Birkaç bölümde inceleyebiliriz. Öncelikle dediğiniz gibi kapaklar en çok ilgilenilen alan. Onun dışında orbito bölgesinde, gözün içinde bulunduğu bölgede ki yağ dokusu, e, bağ dokusu, damarsal bozukluklarla ilgili işlemler e, artı gözyaşı bezlerinin e, patolojileri ve gözyaşı kanalının yani bizim gözyaşımızı buruna inmesini e, sağlayan gözyaşı kanalının ve gözyaşı bezinin e, hastalıkları oküloplastinin konusu içerisinde. Bayağı geniş bir. Ama Aslında biz, geniş evet. E, biz hani... Genel anlamda göz kapağını konuşacağız ama tıkanıklıklara da değinebilirsek zamanımız el verirse ona da değiniz. Peki Tabii. göz kapağı düşüklüğü dediğimiz zaman bu görmeyi engelleyen bir sorun mu? Yani bile bir anda mı oluyor, yavaş yavaş mı oluyor? Şimdi göz kapağı düşüklüğü göz kapağımızın istemsiz bir şekilde aşağıya doğru... E, ...kayması veya da yukarıya hareket edememesi durumudur. Ve de, de, çeşitli derecelerde olabilir. Hafif olabilir, görmeyi hiç etkilemez. Ama ağır olabilir, e, pupillamızı örtebilir. O zaman ciddi görme bozukluklarına neden olabilir. Ve o zaman tabii ki tedavisi çok çok acildir. E, birden olabilir, sebebine göre yavaş yavaş olabilir. Ee, onun için hastanın çok iyi değerlendirilmesi, çok iyi bir göz muayenesinin yapılması, gerekirse ileri tetkiklerinin yapılması gerekir ve ondan sonra yapılacak tedaviye karar verilir. Bu genetik mi yoksa sonradan dış etken mi oluyor? Ee, şimdi genetik olarak doğuştan olabilir. Çocuklarımızda olduğu gibi Doğuştan düşüklükler olabilir. Eğer bebeğimizin ya da çocuğumuzun görmesini engelleyecek kadar düşükse acil cerrahi de tedavi gerektirir. Çünkü göz tembelliğine neden olur. Hmm. Ama eğer pupillayı örtmüyorsa, görmesini engellemiyorsa geciktirilebilir. Çünkü zaman içerisinde kasların gelişimiyle bir miktar yukarıya kalkma da olabilir. Olmasa da 7 yaşına kadar beklenebilir. Ondan sonra cerrahi girişimle tamamen estetik olarak düzeltme yapılabilir. Ama büyüklerde gördüğümüz göz kapağı düşüklüğü genellikle senil yani yaşlılığa bağlı kapak düşüklüklerini çok görüyoruz. Ama onun dışında nörolojik bozukluklarda, nörolojik hastalıklarda ya da beyinle ilgili patolojik durumlarda da göz kapağı düşüklüğüne rastlıyoruz. Dediğim gibi çok iyi bir muayene ve sebebin bulunması son derece önemli. O zaman bir yaş sınırlaması yok diyebiliriz. Yok, evet. Ama yok. nedenler farklı olabilir. Evet, evet. nedenler farklı olabilir. Anladım. Çünkü ben özellikle merak ediyorum. Benim o zaman acaba yaş ilerledikçe daha da aşağı... Kendi üzerimden örnek verdim evet. ama... Yani bir ailede varsa zaten gittikçe aşağı inme. Bir belli evet. bir yaştan sonra hafif bir değişiklik görüyorsanız... ...o ilerleyince daha da aşağı ineceği anlamına gelir mi? Kalır mı ee, öyle? Şimdi şöyle, yaşla birlikte... Tabii göz kapağını kaldıran alelede de bir zaman içerisinde zayıflama oluyor. O kapak düşüklüğünü artırılması, artmasının bir sebebi. Onun dışında kapak cildimiz esniyor ve sarkmaya başlıyor. Bu sarkma nedeniyle de göz kapağında bir ağırlık oluşuyor ve o ağırlık nedeniyle de kapağın düşmesi artmış oluyor. Yani yaşla birlikte artma olasılığı çok yüksek. Of bende niye çıktı o kadar da <laughs> Siz Biraz herhalde yapısal, yapısal e, evet. şey olarak e, tabii ki bazılarında çok genç yaşta 20'li yaşlarda çok ileri derecede kapak düşüklükleri, cilt sarkmalarını görüyoruz. Gerçi ee, ben kendim teşhis koydum. Yani bana kimse ben gelip de doktora böyle bir şey oldu mu demedim. Evet. Ama hani fark ettiğim için herhalde öyle bir sorun var diye düşündüm. Ailede ee, vardı. Ailede olma ihtimali yüksek. Yaşınız genç çünkü. <laughs> Peki. Ee, düzeltilebilen şekil bozuklukları mı? Ee, onlardan biri diyebilir miyiz buna? Yani gözde düzeltilebilen şekil bozuklukları var mı diye de genel olarak sorayım. Ee, tabii ki. Zaten okuloplastinin esas amacı o. Yani öncelikle göz fonksiyonunun, görme fonksiyonunun, kapakların, organların, dokuların fonksiyonunun bozulmaması ya da bozulan fonksiyonun geri getirilmesi. Ama ikinci e, uygulamamız da estetik olarak düzeltmeler. Tabii ki düzeltme mümkün. Nasıl oluyor estetik? E, şimdi e, estetik e, olarak okuloplasti aslında... E, ...göz e, hastalıkları uzmanının bir yan dalı. E, uzmanlığının bir yan dalı. Yani esas olarak okuloplastik cerrahlar göz hastalıkları uzmanı. E, fakat e, yan dal olarak e, bu konuyla ilgili özel eğitim e, alıyorlar. E, ve vaka deneyimleri çok fazla oluyor. Ve e, özel olarak bu konuda ihtisaslaşıyorlar. Ve e, okuloplastik cerrahi yaklaşımları... Bu göz doktorları yapıyorlar. Hı hı. Yapmaları gerekiyor, daha doğrusu çünkü e, bu bölgedeki anatomiye, fizyolojiye, damarsal yapıları, sinirsel yapıyı en iyi bilen e, göz doktorları, göz cerrahları. Tabii e, de, e, evet. Aslında çok hassas bir organımız biliyorsunuz göz. E, orada da yapılacak en ufak bir yanlış müdahale, fazla rezeksiyon, e, ileri de. Telafizi olmayacak şeylere neden oluyor, sonuçlara neden oluyor. Hem hasta mutsuzluğu hem ileride yaşanacak göz problemleri, görme problemlerine neden oluyor. Hem de tabii ki hekimin mutsuzluğuna yol açıyor. Yani bunların telafisi daha sonradan düzeltilmesi oldukça da Zor oluyor gerçekten. Yani kapakta tabii ki göz kapaklarında travmatik olaylar olabilir, doku kayıpları olabilir. Bu doku kayıpların da çok rahatlıkla düzeltilebilmektedir. Onun dışında da tabii en çok bize başvurulan estetik anlamdaki göz kapağı şekil bozuklukları ya da işte kapak düşmeleri, kaşların düşük olması, göz etrafındaki çizgilenmeler, göz altındaki torbalanmalar, yağ sarkmaları. Yağ dokusu sarkmaları, e, bildiğiniz gibi gözün alt e, alt kapak bölgesinde en çok gördüğümüz yağ dokusu sarkmaları oluyor. Hmm. E, onların da e, tabii ki düzeltilebilir. Genellikle biz e, kapak içinden müdahaleyi uygun görüyoruz. Bunlarda herhangi bir iz kalma olasılığı olmuyor. E, ama eğer dışarıda da yani e, dış kısımda da cilt fazlalığı varsa. Ayrıca ciltten, göz kirpikli kenara çok yakın bir mesafeden açarak bu fazla cildi de alıyoruz. Yani göz kapağından mı fazlalık alınıyor? Evet, kapak hmm. cildinden alınıyor. İç kısımdan da yağ dokusu fazlalıkları alınıyor. 3 komp kompartmanda olan yağ sarkmaları. E, gerekli kadar ne kadar gerekiyorsa fazlaya gitmeden hı hı. E, bu dokular temizleniyor yağ dokuları. E, o zaman yani gözle ilgili bu sorunlar çev göz çevresi sorunlarının hepsinin hemen hemen e, bir çözümü var diyebiliriz. Kesinlikle var. Uygun cerrahi yöntemler, uygun teknolojik imkanlar tabii bu çok önemli teknolojinin bize sunduğu çok büyük avantajlar var hem tanı hem tedavi e, aşamalarında e, bunlar uygulanarak. E, hepsinin çözümü e, yapılabiliyor. Peki e, o zaman şunu da soralım böyle bir ameliyatı olmak isteyen kişi geldiği zaman evet. bir kere herkes hemen olabiliyor mu yoksa belli şartlar mı gerekiyor e, isteyen bu ameliyatı olabiliyor mu Bir de öncesi de bir hazırlık e, onu yapması gereken şeyler var mı? E, şimdi e, aslında o en önemli safası e, cerrahi öncesi hastanın çok iyi değerlendirilmesi. Hastaya vakit ayıracaksınız, konuşacaksınız. Hastanın beklentileri nelerdir? Neden rahatsız oluyor? Hastanın rahatsız olduğu şey çok önemli. Evet, hekim olarak biz de bazı tavsiyelerde bulunuyoruz ama hastanın rahatsızlığı ve bizim önerilerimizi bir araya getirmek gerekiyor ve hastanın anormal beklentilerinin olması önlemek gerekiyor? Çünkü sonuçta mutsuzluk yaratılabiliyor, Hı -hı. olabiliyor. Şimdi ameliyat öncesi mutlaka eğer artık bütün ayrıntılı bir muayenesi yapılır, yapılıyor hastamızın bir göz patolojisi olmadığı tespit edildikten sonra eğer amaç sadece estetik düzeltme ise hastamız öncesinde eğer kansulandırıcı kullanıyorsa kansulandırıcının mutlaka kesmesi gerekiyor bu bir çok çok önemli hmm. ameliyat sırasındaki kanamalar ve sonrasında yaşanacak problemler için. E, ayrıca e, eğer diyabeti varsa şekerinin regülasyonu son derece önemli. E, bu kadar bir hazırlık yeterli. Tabii ki hastanın bir de psikolojik hazırlığı. Hastanın hekimine güvenmesi gerekiyor. Hekiminin de e, hastayı ikna etmesi e, ve güvendirmesi son derece önemli. Hmm. Ameliyat sırasında yani hastalar genellikle lokal anesteziden korkuyorlar, ürküyorlar ama. Ee, biz lokal anesteziyi çok e, istiyoruz, seviyoruz. Neden? Çünkü hem hastalarımızın e, genel anestezi riskinden korumuş oluyoruz hem de lokal anestezi zaten yeterli oluyor. Hı. Lokal anesteziyle zaten ağrı duyurmuyoruz ama hasta tabii ki estetik kaygıları olduğu için ameliyat sırasında o kaygılarını da yaşamaması adına e, anesteziden büyük yardım alıyoruz damar yoluyla sedatif uygulatıyoruz. Bu hem hasta konforu sağlıyor hem de biz genel cerrahların konforunu sağlıyor. Tabii. Hem de kendimize de hastanın genel sağlığı açısından çok emniyette hissediyoruz. Ne kadar sürüyor ameliyat? Ameliyatlar üst göz kapağı ameliyatları genellikle eğer kanamalar çok uzun sürmüyorsa yarım saat bir kapak, iki kapak bir saat Hı. civarında sürüyor. Ama alt kapaklar biraz daha komplike yapılar olduğu için hem yağ rezeksiyonu hem cilt rezeksiyonu gerektirdiği için biraz daha uzun sürebiliyor. Yani iki kapak yaklaşık iki buçuk saati bulabiliyor. İki, Hı. iki buçuk saati bulabiliyor. Sonrasında peki dikkat etmesi gerekenler var mı? Hastanın? Tabii. Zaten biz ameliyat sırasında hastada hemen buz uygulamasına başlıyoruz en büyük şeyimiz kanama olmaması, hastanın morlukları, şişlikleri, ödemleri yaşamaması. Onun için de ameliyattan sonra hastamıza hemen buz uygulamasını başlatıyoruz ve 24 saat bu buz uygulamasına devam etmesini istiyoruz. Hmm. Hareketlerinde tabii ki kısıtlama istiyoruz. Çok fazla hareket etmemesi gerekiyor. Tansiyonlu varsa mutlaka kontrol altında olması gerekiyor. Ee, kan sulandırıcısına da mümkün olduğunca iki gün sonra başlatıyoruz. Ee, hasta buz kompresi, istirahat. İki gün sonra artık bunlara gerek kalmıyor. Zaten ameliyattan sonra da gözünü kapatmıyoruz hastalarımızın. Hmm. İnce bir bantla hasta rahatlıkla evine gidebiliyor. Yani bu tedbirler aslında ameliyattan sonra o ameliyat bölgesinde e, şişlik ve e, hematom e, morluk yaşamaması için aldığımız e, almamız gereken tedbirler. Ondan sonra zaten hasta 24-48 saat sonra normal işine devam edebiliyor. Tamam. Ama bir hafta kadar göz kapağında morluk, ödem devam edebilir. Hatta 15 gün kadar sürebilir. Eğer hastamızın gerçekten estetik anlamda acil bir işi varsa en az 15 gün zaman tanımmasını istiyoruz e, ki 15 gün sonra rahatlıkla hem makyajını yapabilsin, hem de e, sosyal ortamlarda daha estetik bir şekilde bulunabilsin. Hı, sadece kadınlar mı yaptırıyor, erkekler de yaptırıyor. Erkekler de çok yaptırıyor, inanın hani e, aynen e, bayanların en az yarısı kadar da erkekler e, yaptırıyor, yaptırıyorlar. Son zamanlarda erkeklerden de çok fazla bu konuda istek geliyor. E, çünkü neden? E, çünkü artık e, gözdeki bu tür problemler insanı çok yaşlı, Hı. yorgun, uykusuz mutsuz bir görüntü veriyor. E bu da hele sosyal iletişimi olan erkekler için gerçekten çok olumsuz bir görüntü. Ve bu görüntüden kurtulmak istiyorlar. Sanki akşamdan kalma, ertesi gün uykusuz, evet. madde bağımlısı vesaire öyle görüntüler var ki gerçekten Böyle algılanıyor hmm. ve bundan kurtulmak için de erkek hastalarımız gerçekten çok fazla bu konuda yardım talebinde bulunuyorlar. Çok da rahat karar veriyorlar. Bayanlar biraz daha zor seçici. <laughs> Estetik kaygısı. Es kadınlarda evet çok daha fazla. fazla, daha fazla. Erkekler kararlı oldu mu çok. Evet evet, evet gerçekten Peki şimdi öyle. Malum öyle sorular da geliyor. Şimdi botoksla ilgili de sorular gelmiş. Evet. Ben sormak isterim. Yani tabii izleyicilerimiz ki. sonuçta. Ee, tabii ne zaman ki. göz çevresine Botoks ya da yapılıyor mu gözün her yerine botoks? Kesinlikle botoks aslında hem bazı durumlarda tedavi amacıyla bazı durumlarda da estetik amaçlı uyguluyoruz. Hı. Botoks zaten okuloplastinin olmazsa olmaz parçasından biri gerçekten hı. estetik anlamda uyguluyorsak. Botoks göz biliyorsunuz yaşla birlikte göz etrafında derin çizgilenmeler oluyor hı hı. ve bu çizgilenmeler bizim mimiklerimizle ilgili gülmemizle ilgili, kaş çatmamızla ilgili bunları önlemezsek bu çizgiler giderek derinleşiyor. Ve biz ne kadar göz kapaklarını düzeltirsek düzeltelim göz etrafındaki bu çizgilenmeler hastalarımızı yine yaşlı ve yorgun gösteriyor. E, o nedenle genellikle e, ben kendi adıma belki söyleyebilirim e, okuloplastik yaklaşımları mutlaka botoks uygulamalarıyla kombine etmeyi seviyorum. Neden? Çünkü çok daha güzel bir estetik görünüme daha kavuşuyor. Sonuç çok daha iyi. Tedavi anlamında da mesela gözde seyirmeler, çok uzun süren seyirmelerde yine botoks uygulaması yapıyoruz. onun dışında işte gözde kaymalar oluyor ona botoks uygulaması yapıyoruz. Belki o hani şaşılığın bir şeysi ama hani genel anlamda botoks uyguladığımız için söylüyorum. onun dışında kapak düşüklüklerinde bazen uyguluyoruz. Ee, ve daha çok da tabii e, estetik amaçlı Hı. uyguluyoruz. Peki o ne kadar kalıyor ki botoks? Gözden? Botoks tabii ki e, 4 ay sonra, bir haftada etkisi başlıyor bu arada. E, 3 günle bir hafta arasında başlıyor. 4 ay sonra yavaş yavaş geri e, gelmeye başlıyor çizgiler. 6 ay sonra tekrarlanmasında fayda var. Ama e, sürekli tekrarlandıkça bu süre çok daha uzuyor. Yani... 8 ay 10 ay bazen senede bir, bir bile gelen hastalarımız oluyor gayet güzel. Çünkü çatmayı eğer kaş çatmayı unutursak Hı. mimiklerimizi doğru kullanırsak e, o zaman çizgilerin oluşması da gecikecektir. Gecikecek. Botoks ayrıca bize bunu da öğretiyor Hı. çatmayı unutturuyor. Peki <laughs> Türkiye'de çatmayı unutmak biraz zor oluyor evet, ama evet. en azından zorluyor botoks <laughs> zorluyor, Zorla da olsa yaptırıyor. Peki evet. ben yani bu sorum saçma gelebilir ama ben hani kendi açımdan böyle düşündüğümde bir şeyi çok ger gerip bıraktığınız zaman o, o buruşuk sanki daha da fazlalaşırmış gibi bir mantık oluşuyor. Botoks bir kere yaptırdıktan sonra eski haline döndüğünde daha mı çok iz oluyor? Yani o zaman sürekli yaptırmak gerekir tabii yoksa sadece eski haline mi dönüyor yani bir... O anlamda bir etkisi ee, yok diyebilir miyiz? Evet, şimdi bu konuda gerçekten hastalarda böyle bir endişe var. Bir kere biz dokuyu germiyoruz. Hmm. Biz orada adelenin kasılmasını önlüyoruz. Dokuyu asla germiyoruz. Ne doku geriyoruz ne e, adeleyi geriyoruz. E, o da çok minik adelelerde yaptığımız için bu müdahaleye öyle çok aşırı zaten gerilmeler vesaireler olmuyor. Sadece ince çizgileri yok ediyoruz. O anlamda geri döndüğü zaman asla bu çizgiler hatta daha zayıf olarak geri geliyor. Yani aynı derinlikte hmm, gelmiyor. Azalıyor o zaman. Kesinlikle azalıyor çünkü adile ye bir, bir şekilde de unutturuyoruz kasılmasını. Tabii o da. Var. Evet. Bir hafızaya zayıflatıyoruz, bir hafıza yüklüyoruz. Peki bir başka dinleyicimiz diyor ki zaten kaş düşükse şimdi şöyle sormuş bu ameliyatta kaş düşüyor mu? Zaten kaş düşükse acaba. Beraber mi kaş kaldırma ile yaptırmak gerekir demiş. Bir de gözde kuruma yapar mı ameliyat diye bir endişesini dile getirmiş soru olarak. Evet, çok haklı bir endişe. Şimdi kaş düşüklükleri de evet çok rastladığımız bir problem. Aynı zamanda üst kapak cerrahisiyle birlikte kaş cerrahisinde birlikte yapabiliyoruz. Yani kaş kaldırma cerrahisinde yapabiliyoruz. Çünkü bazı hastalarda gerçekten kaş göz mesafesi çok dar. Sadece kapak cildini almak yetmeyebiliyor. Aynı anda yapabiliyoruz kaç yükseltmesi olayını da. Şimdi demin de bahsettiğim gibi yani okuloplastik cerrahi gerçekten çok ehil ellerde, çok deneyimli ellerde. Bu konunun uzmanlığını almış kişiler tarafından ve uygun teknolojik koşullar teknolojik uygulanarak, deneyim, evet asepsi, antisepsi kurallarına çok güzel uyularak ve bütün estetik kuralları uygulayarak yapılması gereken bir müdahale. Çok güzel ölçüm almak gerekiyor. Hastanın ihtiyacı ne kadar? Kesinlikle fazlası değil. İhtiyacı ne kadarsa. Eğer ihtiyacından fazla bir deri alınırsa, cilt alınırsa, ki bunu bazen çok alalım da, hani daha sonra bir daha sarkmasın. Hasta bir daha bu sarkmaya böyle bir olay yok. O anda hastanın ihtiyacı neyse o kadar almak gerekir. Çünkü bu tekrarlanabilir bir müdahale gerekirse. Hmm. E, ama eğer fazla alınır da göz açık kalırsa ve göz kurumalarına neden olursa çok ciddi göz problemleri yaşanacaktır ve bunun telafisi çok, çok zordur zor. ve çok uzun solukludur. Peki o zaman bu ne diyoruz? Ee, Aynı zamanda hani bu işi bilen cerrah eğitimini almış tıp doktoru ve estetiği de içinde birleştiren Göz doktoru, evet, göz göz doktoru, doktoru ve estetiği de içinde birleştirmek gerekiyor. Kesinlikle, Peki. kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Ee, ben buraya teşekkür kadar ederim. Sen İzmir'e mi gidiyorsunuz? Evet, bugün İzmir'e dönüyorum. <laughs> Peki, iyi olacaklar. Çok teşekkür aynı ediyorum zamanda. bütün izleyicilim izleyicilerime sağlıklı yaşlanmayı diliyorum, evet, güzel. güzel kalmayı diliyorum gönülleri e, güzel olsun güzel yaşasınlar ve aydınlık bir yaşam diliyorum. Sonuna kadar katılıyor. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ederim. olun. Hoş geldiniz. Operatör Doktor Nurcan Gürkaynak stüdyoya kadar geldiniz. Şimdi bir ara veriyoruz. Kısa bir ara reklam saat başında biz buradayız tekrar.